Zamanın renklerini gündüz olduğu kadar gecenin içinden de getirir bize Ramazan. Kimi nöbetini bitirir bu heyecanla, kimi derin uykulardan uyanır. Ve gece tebessümlü uyanışlarla bölünürken, gönül kapıları bereket vaktine açılır. Efendim hayırlı sahurlar. Vaktin sehere dönmeye başladığı bu demlerde yine sohbetimizle, yine musikimizle bir güzelliği, bir safayı paylaşmak üzere TRT Diyanet ekranlarından sizlere hayırlı geceler demenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İki kıymetli misafirim var bu gece. Profesör Doktor Abdullah Karaman Hocam. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi bizimle birlikte. Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar ağabeyim bizimle birlikte. Kendileriyle hasbihal edeceğiz. İslam ve insan onuru diyeceğiz. Ramazan-ı Şerif biraz da bize insan olduğumuzu hatırlatmaya gelmiyor mu? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ En güzel surette yaratılmış olan insanoğlunu, yaratıldığı o surete tekrar davet etmek için geliyor Ramazan. Aşağıların aşağısından bir kez daha yukarı çıkarmak için geliyor. Nefektu fihi min ruhi sırrından biraz daha haberdar etmek için geliyor. Şair demiş ya, küntü kenzin mebdeinden aşk-ı sevda hu çeker. Küntü kenz sırrından bir haber vermek için geliyor Ramazan. Ramazan bizi insan kılmak için geliyor. Ve ne iyi edip de geliyor. Ve ne mutlu Ramazan-ı Şerif'in getirdiklerinden haberdar olabilenlere, o getirdiklerini kalbine toplayabilenlere. Bugün dostlarla hasbihal ederken şöyle bir mevzu geçti. İnsanoğlu Ramazan'daki havayı biraz mübarek 11 aylara da taşımak zorunda. Eğer ben hakiki bir Müslüman, hakiki bir kul olacağım diyecekse. Ama bu havayı 11 aylara olduğu gibi taşımak da doğrusu çok kolay değil. Ramazan'ın ayrı bir tadı var. En azından şunu yapmak lazım belki. Bu sene Ramazan'dan sonra 15 gün daha o havayı tatmalı. Bir sonraki sene o 15 günü 25 yapmalı. Bir sonraki sene 40 yapmalı, 60 yapmalı. Ve ölümün bizi nerede gelip nasıl bulacağı belli değil. O zaman her yerde ölümü bizi nasıl bulmasını istiyorsak işte öyle beklemeli. Necip Fazıl merhumun dediği gibi o demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Hoş geldin diyecek bir kıvamda yaşamalı. Şah-ı Nakşibend Kudüs'e ruha sormuşlar. İnsan nasıl olmalı? Son nefeste nasıl olmak istiyorsa hep öyle demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıp dua edermiş. Allahümme ec'al hayra ömri ahirahu. Ya Rabbi ömrümün sonunu hayırlısı kıl. O zaman işte o hayırlıyı ömrümüzün her anına yayarak yaşamalı. Ramazan'ı mübarek 11 aylara da ne yapıp edip her sene biraz daha artacak surette taşımalı. İnşallah niyazımız o ki bu Ramazan-ı Şerif bir öncekinden daha fazla bizi insan kılsın, bizi kul kılsın. İşte bu hisler içerisinde bir kez daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Bakmayın sehpamızda çayımız olduğuna. Eğer sofralarda birer fazladan çay varsa biz o sofranın bir köşesine ilişivermeye geldik. Muhabbet edeceğiz. Sözü her zaman olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın kelamı ile başlatmak istiyoruz. Bugün Sultanahmet Camii İmam Hatibi Hasan Kara Hocam bizimle birlikte. Cenab-ı Hakk'ın kelamına kulak verelim. Sonrasında kıymetli misafirlerimizle hasbihal edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
Allahu veliyyul lezine amenu yukhriduhum minel zulümati ilen nur. Vellezine keferu والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Mübarek Ramazan-ı Şerif geldiğinde sadece insanlar birbirlerine iftar davetine gitmezler zannediyorum. Ve sadece Sultanahmet Camii'nin İmam Hatibi Süleymaniye'nin avlusundan Kur'an-ı Kerim kıraat eylemez. Belki de bilmediğimiz bir buğutta, keyfiyetini bilmediğimiz bir ahval ile olmaz mı? Ulu Cami, Selimiye, Süleymaniye, bir iftar vakti, bir sahur vakti bir araya geliyorlardır. Onların bir araya geldiğini duyunca Diyarbakır'ın Ulu Camisi de kalkıp geliyordur bu tarafa doğru. Gazi Hüsrev Bey Camii Bosna tarafından çıkıp geliyordur. Bir hareketlilik var deyip Şam'dan Emeviye Camii kalkıp geliyordur. Kahire'den bir cami, Irak'tan bir cami, Doğu Türkistan'dan cami bulamayan mahzun müminlerin küçücük bir mescidi koşup geliyordur. Beraber Mescid-i Nebevi'ye gidiyorlardır safalı bir vakitte. Boyunlarını büküyorlardır. Mescid-i Aksa'nın gözyaşlarını siliyordur Mescid-i Nebevi orada. Şam'daki Emeviye Camii'ne hep beraber ellerini açıp dua ediyorlardır. Ve haydi deyip Mekke-i Mükerreme'de bir iftarın, bir sahurun safasını yaşıyorlardır. Olmaz mı? Ümmetin birliği, vahdet belki de böyle o camiler üzerinden tecelli ediyordur. Nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde keyfiyetinden habersiz olduğumuz bir alemde ve bir manada. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz ekranlarınızın başına. Profesör Doktor Abdullah Kahraman Hocam bizimle birlikte, efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Özür dilerim, böyle sizin de bulunduğunuz bir mecliste bir dolu lakırdı ettim. Edepsizliğimi bağışlayınız. Nasılsınız, afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, çok teşekkür ediyoruz. Nasıl bir his bu vakitte Süleymaniye'nin bahçesinde olmak? Onu sorarak başlayayım. Doğrusu çok bereketli bir ortamda, çok mütevazi, münzevi, sekinet dolu, rahmet dolu, Ramazan'ın rahmetiyle, samimiyetle, ihlasla birleşince tarif edilemez, yaşanabilecek, yaşanması tavsiye edilebilecek bir hava doğrusu. Belki insanlar bu vakitlerde normalde uykuda olurlardı. Gecenin bereketinden, aydınlığından habersiz, geceyi hep zulmet ve karanlık olarak algılayan insanlık, keşke gecenin de bir aydınlık olduğunu fark etse, hissetse. İşte biz bugün bu hissi yaşıyor ve ekranları başındaki izleyicilerimize bu hissi yaşamalarını tavsiye edebiliyoruz. Eyvallah. Hocam hani وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Geceyi bir örtü kıldık. Ramazan'da da manası değişiyor. O örtü
uyku için değil de bir dervişin taylasanı gibi altında tesbihat yapmak için bir örtü haline geliyor sanki. Evet, evet. O da başkalaşıverir. Evet, aynen öyle. Ve diğer konuğum, sevgili ağabeyim, yazar dostumuz Bahadır Yenişehirlioğlu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız görüşmeye? Elhamdülillah, çok şükür. Biz birbirimizi severiz ama Ramazan gelecek ki bizi bir araya getirsin. Böyle bir vesile olacak. Allah razı olsun Ramazan'a. Bir sene nasıl geçti? Elhamdülillah, gayet güzel, verimli. Kendimizi check etme noktasında pek çok şeye sebebiyet verdi. O yüzden memnunum, Allah'ıma şükrediyorum. Allah arttırsın, daim amin, etsin. Amin. Hocam, şu insan oluşla bir başlayalım. İnsan enteresan bir yerde duruyor. Bir yanıyla meleklerin kendisine imreneceği bir yere çıkabilecek bir kabiliyet. Bir yanıyla işte o belhüm adal, hayvandan aşağı düşebilecek bir potansiyel. İkisini birlikte barındırıyor. Evet. Ama Ramazan insan kılmak için geliyor dedik. Ne demek insan olmak? Cenab-ı Hak nasıl bir insan olmamızı istiyor bizden? Allah'a hamd, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama, âline, ehli beytine salatü selam edelim. Bu güzel vakitte, bu güzel atmosferde sözlerimize öyle başlayalım. İslam, din olarak kainat içerisinde, varlıklar içerisinde insana olması gereken, hak ettiği ve o oluşla bütün mahlukata önder olması gereken yeri gösteren bir varlıktır. İnsanın aslında en büyük özelliği, güzelliği, değerlerle dolu ve yüklü oluşu Allah'a muhatap olmakla başlıyor. Allah El-Aziz isminin sahibi ve bunun bir türevi de izzettir. İnsan için Allah'ın Kur'an'da layık gördüğü, üstünlüğünün en yüce tecellisi olarak ifade ettiği sıfat, izzet sıfatıdır. Allah'tan alınma bir sıfattır, El-Aziz'in bir tecellisidir. İnsan aziz olursa, aziz olanın izinden gitmiş olur. Özünü bulur, kendini bulur, kainattaki yerini bulur ve insanlığa örnek olur. İnsanlığı ayakta tutar, insanlığa kıvam katar ve insan var oldukça kainat bir değer kazanır, anlam ifade eder. İnsanda da izzet oldukça insanlık ayağa kalkmış olur. Çünkü izzetin tersi zillettir. Şimdi çok özür dilerim. İslam ve insan onuru diye takdim ederken konuyu, yahu bu onur bizim derdimizi tam karşılamıyor. Bir izzetten, bir şereften bahsetmek lazım diyecektim. Siz izzet diye başladınız. Evet. Hakikaten kavramlar nasıl başkalaşıyor, evet, değil mi? Evet, evet. Onur izzeti karşılamıyor. Asla karşılamaz. Bizim maalesef sömürgecilik tarihidir bir anlamda. 200 yıllık batılılaşma maceramız. İçerisi boşaltılmış, başkalaştırılmış, yavanlaştırılmış, yalanlaştırılmış ve bize yabancı kılınmış bir takım kavramlarla konuşuyoruz. Bu kavramlar geçmişimizdeki şahlanışımızı, medeniyetimizi unutturmaya yönelik olduğu kadar mevcut medeniyet diyemeyiz ona ama mevcut sistemlerden de bize bir şey vermiyor. Biz aslında 200 yıllık bu topraklarda ya da İslam coğrafyasında yaşayan insanlar bir boşluk içerisinde, bir arayış içerisinde ne kendi olabiliyor ne de kendisine gösterilen sistemin içerisine girebiliyor. Acınacak halimiz var. Tıpkı bugün insanlığın yerlerde süründüğü ve bu sürünmenin de maalesef en acı manzaralarını İslam dünyasında gördüğümüz gibi. Aslında biz bir şeyi kaybettik Serdar Bey. Bir şey koptu benden. Şey, her şeyi tutan, evet, bir şey. Evet. İşte o bugünkü akşam o kopan şey izzetti. İzzetimiz düşünce zillete düştük. Zillete düşüşümüz elbette her zaman dışarıyı suçlamakla bir yere varmamız mümkün değil. Evet. Hiç hırsızın kabahati yok mu? Ya da hiç ev sahibinin kabahati yok mu? Bizim de birçok kabahatimiz var. Biz zillete düşerken Resul-ü Ekrem'in ki Resul-ü Ekrem'i
şöyle tarif ediyordu ilk muhatapları. Necaşi'ye ne öğretiyor size bu peygamber? Hani o müminler varmışlardı da peygamber size ne anlatıyor diye sormuştu. Bir kucak söz söylemişti orada sahabiler. O sözler içerisinde çok anlamlı bir şey vardı. Hazreti Muhammed Mustafa bize insan olduğumuzu öğretti yeniden diyordu. İşte o peygamber bizim izzetimizi ayakta tutmamızın yollarını göstermişti bir hadislerinde. Ve demişti ki sanki bu günleri ifade edercesine mucizevi bir tarzda varsın sözüm ona bir takım kimseler hadislerin olmadığından dem vursun. Bize Kur'an İslam'ı yeter desin. Boş, anlamsız, hedefsiz ya da hedeften sapmış sözlerdir bunlar. Resul-ü Ekrem bu mucize sözleriyle insanlığın önünü açmaya, ufkunu genişletmeye ve aydınlatmaya devam ediyor. Dedi ki bir gün, yakında üzerinize aç kurtların sofralarına üşüştüğü gibi bir takım ümmetler üşüşecekler. Ünlem, sahabe sordu, neden ya Resulallah? Biz az insanlar mı olacağız, azınlık mı olacağız? Nüfusumuz az mı olacak? Halbuki müminlerin sayısı gittikçe çoğalıyordu. Hayır, siz aksine nüfus bakımından çok olacaksınız. Şu ifadeyi söyledi. وَلَكِنَّكُمْ غِثَاءٌ كَغِثَاءِ السَّيْلِ Fakat selin önündeki çör çöp gibi olacaksınız. Nüfusunuz çok, nüfuzunuz yok olacak yani. Sahabe yine sordu. Neden ya Resulallah? Neden biz böyle olacağız? İçi boşaltılmış elbiselerin içerisinde adamlar var, adamların içerisinde adamlık yok. Neden böyle olacağız biz? Dedi ki, size vehen denen bir hastalık isabet edecek. Bir virüs sizi yere vuracak. Vehen nedir? Bu kelimeyi ilk defa duyuyordu sahabenin çoğu. Çünkü Peygamberimizin hadislerinde garip kelimeler vardır. Peygamberimiz onlara yeni anlamlar yüklemiştir. Her ne kadar Arapça olsalar da onlara peygamber içini boşaltıp yeni değerler, yeni anlamlar yüklemiştir. Bu vehen kelimesini kullandığında vehen nedir ya Resulallah? Bunun zayıflık olduğunu biliyordu Arap olan sahabiler. Ama peygamberin ne diyeceğini anlamamışlardı. Dedi ki Allah Resulü, siz vehen denen hastalık şundan size isabet edecek. Hubbud dünya ve kerahiyetül mevt. Dünyaya olması gerekenden bir maişet, imtihan yeri olmaktan öte hedef olarak bakacaksınız. Çok aşırı seveceksiniz, bağlanacaksınız. Bütün varınızı, yoğunuzu dünyayı elde etmek için sarf edeceksiniz. Bunun arasında dünya benim olsun da izzetim, onurum, şerefim, namusum, her şeyim olmasa da olur. Yeter ki dünya benim olsun. Biliyorsunuz, şair bunu ifade etmek için şöyle dedi. Yamadık dünyamıza, yırtarak dinimizden. Din de gitti, dünya da gitti elimizden. Diğeri de ölümden son derece korkacaksınız. Ölüm sizin için ürktüğünüz en büyük şey olacak. O kadar ki sizin medeniyetiniz mezarlıkları şehrin ta göbeğine yerleştirirken birçok alanda ders almanız, öğüt almanız, her an ve daim ahireti hatırlamanız adına kabristanlığı şehrin göbeğine yaparken, medeniyetin bir parçası olarak görürken sizler olabildiği kadar gözden uzak noktalara taşıdınız ki ölümü hatırlamayalım, ölümü duymayalım, görmeyelim diye. Ama ölüm size şah damarınızdan daha yakında. Bir ara soru sormak isterim. Şimdi biz Eyüp Sultan'da iftar programını yapıyoruz. Orada da gerek yazıhanemizi oluşturduğumuz medrese, gerek program yaptığımız yer, hemen yanı başındaki cami giderken sürekli mezarlıkların arasından geçerek gidiyoruz. Dün ve bugün arkadaşlara dedim ki, yahu Fatiha okudunuz mu buradakilere? Fark etmediklerini fark ettim. Sürekli aralarından geçiyoruz. Yani mezar taşlarının arasından geçerek
program setimize gidiyoruz. Orada bir mezarlık olduğunu bile fark etmedik. Evet. Dedim ki bunlar bizim komşularımız. Bak bir ay boyunca, daha doğrusu biz onlara komşu olacağız. Onlar buranın sakinleri. Evet. Şimdi eskiden şehrin göbeğindeydi ve bizi ölümü hatırlatıyordu. Bugün dışarıda. Ama göbeğindeki mezarlığı gördüğümüzde bile ölümü hatırlamıyoruz. Evet. Ölümün farkında değiliz. Çünkü artık insanlık tıp denen bir şeye tapıyor. Tıp ile tapmak neredeyse yan yana gelmeye başladı. Yani ben tıp sayesinde kurtulurum, ölmem, yaşarım, uzun yaşarım. Bunlar insanlığın zihnini de bulandırdı. Halbuki tıp mutlak olarak insanın ömrünü uzatmaz. İnsanı rahat yaşatabilir. Ama vadeyi uzatmaz. Uzatmaz. Burada Bahadır Bey'e bir soru soracak. Şimdi buradan, buradan alarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde yatarlarken hani Fatıma validemiz ağlayarak gelir ama tebessüm ederek yanından ayrılır. Efendimiz kulağına demiştir ki bana yakınlarım içerisinden ilk sen kavuşacaksın. Şimdi bunu anlatırız. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın o muhabbetini de methederek anlatırız. Ama pek azımızın aklına şu gelir. Hazreti Fatıma kaç yaşındadır hocam? 30'unu bulmamıştır zannediyorum bu konuşma olduğunda. Allah Resulü 30'unu bulmamış kızına diyor ki öleceksin kızım. Ve o tebessüm ediyor. O kavuşacak ama ölecek. Evet. Şimdi muhabbeti methederken onun ölüme duyduğu iştiyak ya da ölümden korkusuzluğu bu tarafı pek görmüyoruz. Şimdi birisi dese ki bize yahu Allah Resulüne ilk sen kavuşacaksın. Sevinir miydik? Yoksa hani ya pek de acelesi yok. Nasıl olsa bir gün mü derdik? Biz niye böyleyiz? Üstadım insanların herkesin öleceğini biliyor, aklediyor ama kendi öleceğini hiçbir zaman gerçek manada idrak etmiyor, inanmıyor. Hep başkaları ölüyor. Evet, maalesef. Şimdi insanoğlunun geldiği nokta itibariyle gerçek değerlerinden, ulvi değerlerden o kadar ötelere savrulmuş ve o kadar çok yara bere almış, aşınmış, ciddi manada zarar görmüş ki ağzında söylediği laflara bile yüreğiyle tam manasıyla iman etmiş olmuyor. İçselleştirmiyor söylediği lafları. İnanmayanlar için bir lafım yok ama inanıyorum diyen insanlar için böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla cemiyetin geldiği noktaya bakarsak insanoğlunun ne kadar yara bere aldığını görüyoruz. Aslında üstadım da biraz önce söyledi ya hani izzet mefhumu, izzet kavramı. İnsanoğluna tekrardan o izzete dair ne varsa, içini ne dolduruyorsa onunla insanı tekrardan var etmek, onun restorasyonunu tamamlamak. Ramazan'da böyle bir nimet aslında. İnsanoğlunun kendini tekrar check etmesi, toplumun tekrar kendine dönüp bir bakması ve nerede hata yapıyorum, neden bu kadar aşındım, niye bu kadar yara bere içindeyim deyip kendine ayna tutmasıdır aslında. Aslında hocam işin ipucunu da verdi. Vehen hadisinden hareketle evet. Dünyayı sevmeyeceğiz, ölümden korkmayacağız, evet. İzzetimiz olacak. Üstadım, sağlamasını yaparsak bu demek. Bu demek ama dünyadan korkmayacağız, dünyaya bu kadar bağlanmayacağız, eşyanın bu kadar kölesi olmayacağız diyoruz. Bunu zikrediyoruz ama bunu ne kadar içselleştiriyoruz? Hayatımızın neresine alıyoruz bunu? Hayatımızın merkezinde taşıyor muyuz? Bütün problem o. Yılanların şaha kalktığı bir dönemde insanoğlu o kadar farklı yerlere savrulmuş durumda ki yaratılış gayesinden, fıtratından uzaklaşmış durumda. Ademiyet diyoruz, insanoğlu niye izzet sahibidir? İnsanoğlu niye bizatihi izzetlidir? Yaratılmış her kul Allah'ın yarattığı andan itibaren aslında izzet sahibidir. Çünkü yaratılmasından kaynaklanan değerlerle yükümlüdür. Birincisi Adem ve Havva'dan var edilmiş olmasından dolayı insanların tamamı kardeştir. İkincisi, asli beraat ilkesini bir hukuk ilkesi olarak hayatına geçirmiştir. Bizatihi insan olmasından kaynaklı. Asli beraat yani kusursuzdur. Pürü pak olarak doğmuştur. Allah onu öyle yaratmıştır. Zaman içerisinde insan izzetinden sıyrılır, yara alır, aşınır. Derbeder bir hal alır. Aynen öyle. Her insanın yaratılış itibariyle biricik olma ilkesi var. Özeldir. Yaratılmış her fert tek tek biriciktir. Özel olarak yaratılmıştır. Ve
kainatın tamamı onun emrine sunulmuştur. Buradan bakacak olursak ve aracısız olarak kendini yaratan Allah'la irtibat kurma imkanı ona verilmiştir. Bunlardan aracısız dolayı olarak irtibat kurma imkanı verilmiş midir? Ne söylemek istediğini anlıyorum. Ama Hristiyan ilkelerinden bakarsak İslam dinine aracı kabul etmemektedir. Ruhbanlık yoktur. Evet, onu kastediyorum. Ama yok, yanlış anlaşılmasın diye ben sizin maksadınızın ne olduğunu elbette ki biliyorum niyetinizi, evet. Ama işte peygamberi izam gayet efendim, tabii, gayet tabii. Kutsal kitaplar, gayet tabii, gayet tabii. Evliya-i kiram hazeratı. Gayet tabii. Hatta İnsan böyle aracısız gidilmeyen bir kulluk var sanki. Aynen öyle. Aynen öyle. Yoksa bizatihi Kur'an-ı Kerim ve onun yaşayan prototipi olan peygamber, bizatihi insanın izzetli olmasını sağlayan şeylerdir. Yoksa bunları yok saydıktan sonra insanın izzeti nerede kalır ki? Ama insanoğlu yaratılış, bizatihi yaratılmış olmaktan kaynaklanan, doğal olarak kendinde var olan bu artıları koruduğu nispette izzetli halde devam ediyor hayatına. Hak ölçüsünden uzaklaşmadığı takdirde insan olma vasfını kazanıyor. Ünsiyet ettiği manada hak kavramına, insan olma şerefine eriyor. Bunları kaybettiği zaman beşer olup çıkıyor. Bütün hüviyetini kaybediyor. Cemiyetin geldiği nokta insanoğlu mu yoksa beşer güruhu mu? Bütün problem burada. Aslında yapmaya çalışılan... Vallahi çok özür dilerim. Ben böyle durumlarda bir müzik arasına da gideceğiz gerçi. Hani sizi tenzih ederek söylüyorum. Estağfurullah. Cemiyete değil de dönüp kendine bakabilen fertlerden oluşan bir cemiyet diye aynen düşünüyorum. Öyle. Hani aynen öyle. Ben bu işin neresindeyim? Kendinden yola çıkarak. O nazarları böyle bir kendine çevirmek. Kendinden yola çıkarak. Ben ne kadar insanım, ben ne kadar kulum, ben ne kadar bu işi baş... Çünkü nazarlarımızı dışarı çevirdiğimiz anda dışarıya bir hayrımız olmuyor da kendimize zararımız oluyor en fazla. Hocam bu vehen hadisinden devam edelim istiyorum. Çünkü o dünya sevgisini nasıl terk ederiz, ölüm korkusuyla nasıl başa çıkarız? Bu çünkü izzeti bulmanın çaresi olarak karşımıza en çıkacak. En önemli çare bu. Bunu tabii soracağım. Nasılını soracağım. Ahmet abi, bugün ne dinleyeceğiz sevgili hocam? Temcitlerden sayılabilecek yine bir Ramazan ilahisiyle girelim. Sabah makamında. İkinci bölümde Hicaz eserler var. Orada Hüdayi Hazretlerinin Arif ol, ayine-i insana bak diyen gazelini okuyacağız inşallah. Tabii biz bu arada bir şeyi daha öğrenmiş oluyoruz. Sabahdan Hicaz'a bir geçiş mümkün oluyor demek ki. Arada, ikinci aramızda. Ama ondan onu da yaparız da. Ha bu süre uzar ya. İlahi bu, öbüründe de o Hicaz eseri evet, dinleyeceğiz. İnşallah. Şimdi değil yani. Yani evet, önce bir merhaba ile giriş yapıyoruz. Tamam. Temcid bu ilahi ne kadar sürer? Aşağı yukarı ilahisi. Kaç dakikadır? İki tanesini peş peşe işte 4-5 dakika falan. Güzel. Bu iyi bir vakit yani, kıymet bilen. Eyvallah. Buyurun, keyifle dinleyiniz. Thank you.
Teşekkür ederiz. Gönlünüze sağlık. Yine La Edri Hazretlerinin bir beste ve güftesini dinlemiş olduk değil mi? Bir daha bilmeyene bir hatırlatalım. La Edri ne demek hocam? Ben bilinmiyor. Bilmiyorum demek. Yani, ama bu bilinmiyor maksadıyla. Evet. Yani yoksa La Edri Hazretleri yok. Kullanılır. Eseri var ama kendisi yok. Evet. Eyvallah. Yani ben bilmiyorum. İfade güzel. Bir bilen var tabii ki muhakkak. Eyvallah. Bir yapan var onu da yani biz... Yani tamamen bilinmiyor değil. Kim olduğunu bilmiyoruz. Eyvallah. Şimdi hocam arkadaşlarla arada bir hususu dertleştik. Sabah namazında, hani Süleymaniye'nin avlusu diyoruz, Süleymaniye, mühim bunlar da. Sabah namazında bir saf dolmayan bir Süleymaniye'den bahsediyoruz. Ramazan-ı Şerif için söylüyorum üstelik bunu. Teravihin 1,5 safla kılındığı bir Süleymaniye Camii'nden bahsediyoruz. Sonra İslam ve insanın izzeti diye... bir konuyu konuşuyoruz. Aslında Süleymaniye Camii anlatıyor niçin bu halde olduğumuzu. Acı değil mi? Çok acı. Gerçekten. Rahmetli Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratında bir ifade geçer. Kendi döneminde, ya ondan önceki dönemde tabii, Fatih Camii'nde ilk 4 saf ulemadan oluşur. Gerisini hesap edin. Daha ne diyelim? Yani. Daha diyecek bir şey de yok yani. Evet. Onun için ben her zaman kendimizi suçlarım. Müslümanları, insanı. Çünkü bahane çok. Bahaneye bakarsak. Ben ne yaptım bundan kurtulmak için? İki yol vardır. Ya olurum ya ölürüm. Üçüncü ihtimal yoktur. Mantıkta da öyledir. Üçüncü halin imkansızlığı vardır. Müslümanlar ölüm kalım savaşı verdiler hep tarih boyunca. Savaşlarda... Haçlı seferlerinin tarihini yazan seyyahlardan birisinin şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, Müslümanların sayısı az, sizin sayınız çok. Neden mağlup oldunuz? Diyor ki, biz ölümden
kurtulmak için top, tüfek, kalkan ediniyoruz. Bütün tedbirimizi buna göre alıyoruz. Onlar ise ölmek için atılıyorlar. Aramızda böyle bir fark var. İşte ölüm kalım savaşı. Biz kalacaksak kendimiz olarak kaldığımızda bir anlamımız var. Onun için izzet kavramıyla bunu birleştirdim. Ramazan'la da ilgisini kurayım isterseniz. Bir çağrı yapalım mı hocam bunun burasında? Buyurun. Şu an bizi seyreden dostlardan istirham ediyorum. Süleymaniye Camii'ne gelip sabah namazını kılabilecek olan herkesten rica ediyorum. Buyurun eşiniz hanımefendiyle, hatta camiye gelebilecek yaştaki çocuklarınızla. Gelin bu sabah en az bir 3 saf oluverelim Süleymaniye'de, olmaz mı? Vallahi ne güzel olur. Hani zordu, uzaktı, yakındı değil. Süleymaniye bir keyif etsin. Süleymaniye Ramazan olduğunu bir bilsin. Bugün en az 3 saf yapalım. Yarın iftarda da bu çağrıyı yapacağım. Twitter'dan da yapacağım. Ramazan'ın sonuna doğru şöyle bir 15, 20, 30 Süleymaniye keyif etsin. Ben iyi ki camiyim, iyi ki varım, iyi ki 500 senedir ayaktayım dedirtelim Süleymaniye'ye bu Ramazan. Bugün bekliyoruz. En az 3 saf. Hadi bismillah. Ben de tersinden söylüyorum. Süleymaniye keyif etsin. Aslında safa gelip bu saatte namaz kılanlar bir keyfi görsün. Evet. 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 Asıl keyfi onlar görecek değil mi? Esas keyfi onlar görecek. Keyif çünkü canlılar içindir. Hatta bir şey daha söyleyelim mi hocam? Eğer Süleymaniye'nin keyfi sabah namazında avluya kadar taşmaya başlarsa Ayasofya diyecek ki yahu ben niye boş duruyorum arkadaş? Bir bismillah deyip o da bir yandan işe soyunacak. Evet. Ona da bir davet olacak bu keyif. Tabii. Devam edelim. İşte biz bu mekanları boşalttığımız için bunlar mabet iklimiydi. Mabet iklimi. Mabet iklimi denen şeyi biz o kadar hafife aldık ve bundan uzaklaştık. Evde de kılarız namazımızı. Halbuki evde kılınan namaz ile mabette kılınan namaz arasında hani peygamberimizin verdiği bir ölçü var. Cemaatle kılınan namaz 27 derece. O matematiksel, aritmatiksel bir şey değil. O bir hedef koyuyor peygamberimiz. Bir fark gösteriyor. Siz bunu yaşayarak görün. O binlerce ifade edilmeyecek bir şeydir. İşte sizin davette bulunduğunuz, çağrısında bulunduğunuz Süleymaniye sabahında böyle bir namazı kıldığımızda herhalde herkes kendine göre onu çarpanlarla değerlendirecektir. Biz bunları kaybettik. Bunları kaybettiğimiz için de düştüğümüz yerden bir türlü kalkamıyoruz. Mabet bize ruh veriyordu. Onun için ta önceki peygamberlerden beri Hazreti Meryem'in annesi erkek olacağını umduğu çocuğunu neden mabede adadı? Çünkü bütün peygamberler mabet iklimini öğretmişlerdi ümmetlerine. Evet. Ondan dolayı Meryem ismi aslında erkek ismiymiş. Allah'a öyle adanmış mi anlamına geliyor. Allah'a adanmış bir kul, bir varlık. Fakat kız oldu. Kız olmasına niye üzüldü annesi? Rabbi inni vada'tuha ünsa. Eyvah ya Rabbi kız oldu. Kız olmasına üzülmez. Hele bir ana, bu sözü bir ana söylüyorsa, bir ana çocuğunun cinsiyetinden dolayı asla gocunmaz. Bütün sistemler onu şartlandırsa bile. Babanın korkusundandır bu tepki. Babanın korkusu mahalle korkusundandır. Mabede adadığı adak yerine ulaşmayacak diyeydi bu endişe. Evet. Çocuğundan ötürü değildi. Ama bir inkılap yaptı Hazreti Meryem ve annesi Henna'nın samimiyeti insanlığın belleğinde bir inkılap yaptı. Hazreti Meryem mabede kabul oldu bir şekilde. Hazreti Peygamber bu geleneği devam ettirdi. Dedi ki kadınların mabede gelmesine Yahudilerden mülhem bir anlayışla karşı çıkan sahabiler vardı. Hazreti Ömer bunların en başındaydı. Abdullah bin Mesud yine en önde gelenlerden. İstemiyorlardı öyle mi? Kadınlar hayır istemiyorlar. Ama Allah Resulü bir ferman buyurdu. Tarih sayfalarını süsledi bu. Kadın hakları savunucuları lütfen bunları duysun. Bunları öğrensinler. Allah Resulü dedi ki, لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın kadın kullarını mescitlere gelmekten engellemeyiniz. Kesin bir emirdi bu. Neden endişe ediyorsanız onları izale edebilirim dedi ve
bir kapı açtırdı Mescid-i Nebevi'ye. Kadınlar rahat girebilsin diye. İbadet ettiler kadınlar. Bu mabet iklimiydi. Bugün etrafınızda bulunan bütün kadınlara, bütün Müslüman kadınlara sorun. Kızınıza, eşinize sorun. Evde kıldığınız namaz mı, camide kıldığınız namaz mı? Tereddütsüz ve şüphesiz. Herkes camiyi söyleyecektir. Haklı bir şeydir bu. Mabet iklimini paylaşmakta kadın ve erkek eşittir. Bu arada şunu söyleyeyim. Birkaç gün evvel hani bir hocanın konuşmasının üstüne Diyanet TV'nin de logosunu koyarak dediler ki İslami usullere göre kadın dövme. Bakın Diyanet'in televizyonu da bunu yayınlıyor. Aslı, astarı hiçbir şekilde yoktu. Bunun tekzibini biz buradan da yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığımız da yaptı. Bunu yapan arkadaşlar keşke görüntünün üstüne logo bindireceğiz diye uğraşacaklarına direkt şu görüntüyü kesip koyuverseler de Müslüman'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, TRT Diyanet'in kadın ve kadın haklarına bakışı onları da uğraştırmadan olduğu gibi aslıyla ortaya konuluverse. Yapsınlar böyle bir şey. Hem bir tövbe mahiyetinde güzel olur diye düşünüyorum. Hocam bir daha geri dönüp toparlayalım. Belki ekran başına yeni geçen, yeni sahura kalkanlar var. Müslümanın, insanın izzetinden bahsediyorduk. Siz bu izzetin zaten insanda var olduğunu söylediniz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bunun kaybolacağını haber verdi. Niçinine dair sahabe sorduğunda vehene müptela olacaksınız dedi. Vehen nedir dediklerinde de dünya sevgisi, ölüm korkusu diye Allah Resulü ifade etti. Evet. Bugün Müslümanın izzeti yok ise, az ise işte bunlardan dolayı yok. Evet. Peki çare? Çare ne? Biz, dünya bizim için bir geçim yeridir. Dünyanın kendisi imtihan yeridir. İslam bir şey öğretmiştir. Kur'an ve Allah Resulü Müslümanları diğer insanlardan ayıran, zihniyet açısından ayıran kırmızı çizgiler deyin siz buna. Kilometre taşları deyin, yoldaki işaretler deyin, ne derseniz deyin. Ya da peygamberin öğrettiği, peygamberin biçtiği kumaş deyin. Ne derseniz deyin. O kumaşın en baskın tonlarından birisidir şu. İnsan denen varlık onur ve izzetle yaşar. Onur güçten alınmaz. Güç onur ve izzetten alınır. Bizim medeniyetimizin ayrıcı vasıflarından birisi budur. İnsana bakışı budur. Çok fakirdir ama çok izzetlidir. Yoksuldur, çok vakurdur. Zengindir ama çok zelildir. İnsanı insan yapan en önemli değer izzet olduğuna göre bir kere bunun sağlayıcılarını Kur'an bize gösteriyor. Evet. Halbuki karşı olana kul olursan bütün kullardan izzetin olur. Evet. Ve insanı madde ile, insanı para ile, insanlığı pazara çıkarmadan değerlendirmek. Bir şeyler oldu insanlarımıza. Kaç paralık adam tırnak içerisinde söyleyelim. Kaç paralık adam lafı. Bir kere adam ile, insan ile para yan yana gelebilir mi? Bir insanın bedelini para ile ölçmek mümkün mü? Mümkün değil. Neden? İslam şunu öğretti. Anaların hür doğurduğunu kimse köleleştiremez. İnsan satmak haramdır. Büyük günahlardandır. Öyleyse insanı parayla değerlendirmek mümkün değil. İnsanın hakları var. İnsanın hakları onu izzetli kılıyor. Bu insan hakları da öyle bir şey ki ne kral verir, ne devlet verir, ne anayasa verir. Kim verir? İnsanı kim yarattıysa o verir. Onun için de İslam üç şeyi öğretti. Üç hakla insan dünyaya gelir dedi. Bir, masumiyet. İki, mülkiyet. Bir diğeri de ismet. İsmet, masumiyet, mülkiyet. Mülkiyet. Bu üç hakla insan dünyaya gelir. Ne demek masumiyet? Aslında bunlar insan haklarıdır. Masumiyet burada bizim için çok önemli. Dokunulmazlık demek. İnsanlık zırhı insanı her şeyden korur. Temel insan hakları bunun içerisindedir. Ve bunu formüle etmek için bizim medeniyetimiz şöyle dedi. Masumiyet ademiyet iledir. Ademsen, bir insandan dünyaya gelmişsen, insanoğlu insansan, dokunulmazlığı, korumayı, hakkı, hukuku elde etmişsin demektir. Sen de program olarak, yaratılış olarak
ana kart ve bellek olarak izzet vardır, onur vardır. Bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Şimdi bunu ortaya çıkarmanın en önemli yolu nedir? İbadettir. Kulluktur. Allah'a kul olan bütün kullukları yok sayar. Bütün boyun eğmeleri geride bırakır. Necip Fazıl merhum, hürriyet nerede söyleyeyim? Hakk'a esaret halkasında. Eyvallah. Ona esir olduğun zaman ölürsün. Şimdi Ramazan'la ilgisini kurayım dedim. Buyurun. Ramazan, oruç, insanı insan yapan, insanı onurlu ve izzetli yapan en önemli ibadet. Bundan dolayı değil mi? Kutsi bir hadiste Ademoğlunun bütün yaptığı amel kendisi için ancak oruç benim içindir ve onun mükafatını ancak ben veririm diyor. Şimdi İbnül Arabi'ye kulak verelim. İbnül Arabi diyor ki oruç o kadar büyük bir ibadet ki insana insanlığını bulduruyor, insanlığını öğretiyor bir taraftan. Bir taraftan insanı bütün mahlukattan ayırıyor, Cenab-ı Hakk'ın bir takım sıfatlarının tecellisini insanda ortaya koyuyor. Allah'ın muhyi sıfatı vardır, dirilten. Oruç tutan bir kimse sofrasında bir fakir kardeşini, ama fakir kardeşini, zenginlerin birbirine iftar çeşnileri sunduğu bir şey değildir. Onun için biz oruç tuttukça acıkıyoruz, açlığımız artıyor diye bir söylem bugünlerde dolaşıyor sosyal medyada da. Aç duruyoruz boşuna, öyle olursa aç duruyoruz. Burada bir tecelli yok çünkü. Muhyi, ben onu adeta yedirip içirdiğim zaman, başka zaman bulamadığı imkanları ona verdiğim zaman onu diriltmiş oluyorum. Mümit sıfatı var Allah'ın, öldürücü demek. Ben Ramazan'da hakkıyla oruç tuttuğumda bir şeyleri öldürüyorum. Neyi öldürüyorum? Benliği öldürüyorum, enaniyeti öldürüyorum, nefsimi öldürüyorum, nefsani bütün talepleri öldürüyorum. Ve bana Ramazan'dan önce diyordu ki nefsim, ye ölürsün. Ben şimdi diyorum ki yemiyorum ve ölmüyorum, yemeyeceğim diyorum. Ve kimse beni açlıkla korkutamaz. Açlık beni öldüremez. Allah Resulü bunun zirvesini yaşadı. Savm-ı Visal denen oruç tuttu biliyorsunuz. Yani peş peşe iki gün en az hiç iftar etmeden oruç tuttu. Bunu denemek isteyen sahabiler oldu. Allah Resulü onları ikaz etti. Dedi ki normal bir insan vücudu buna tahammül edemez. Bana bakmayın bu konuda. Beni bu konuda örnek almayın. Çünkü beni Rabbim yedirir ve içirir. Ama siz ibadetinizi olabildiği kadar hakkıyla yerine getirin. Zaten bu kıvamı yakalamış olursunuz kendi planınızda. Muhyi ve mümit başka var mı hocam? Oruçla beraber Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin söylediği Sameriyet. Mesela Samet sıfatı çok önemli, hatırlattınız. Diyor ki Samediyet demek her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Siz oruç tutarken, Ramazan'dan önce oruç tutmazken yemeye muhtaçsınız. İçmeye muhtaçsınız. Çok güzel. Ama oruç tutarken ne diyorsunuz? Ey ekmek sana ihtiyacım yok. Ey su gürül gürül ak zülal gibi ol sana ihtiyacım yok. Şıpır şıpır terlesen bile içmiyorum, bir damla bile almıyorum diyorsunuz. Sonra teravih vardı yoktu tartışmalarına da İbnül Arabi'den bir cümle söyleyeyim müsaade ederseniz. İbnül Arabi diyor ki, oruç tutan insan melekleri kendisine gıpta ettirir. Melekiyet makamına ulaşır ve öyle bir hale gelir ki açlık tokluğa dönüşür. Açlık bir hazza dönüşür. Ne güzel bir şeymiş aç durmak. İnsanlığımı hissettim yahu. Bütün ağırlıklar gitti benden. Apayrı bir aleme girdim. Ve o zevk, hani iftar sofrasını bekleyip yiyeceklere ulaşmak değil aslında. Bu zevke varabilen havasın orucudur belki bu. Ama biz de birazcık bundan nasiplenmemiz gerekmez mi? Bir taklit edelim. Siz biraz önce demediniz mi? 15 gün, 20 gün, 30 gün etkisi devam etsin falan. Ben şimdi 40 yıldır oruç tutuyorum.
Hiç mi ben bu havasın orucuna yaklaşmayacağım? Hiç mi nasiplenmeyeceğim bundan? Benim için vah, giden yıllarıma yazık. Hiçbir merhale kaydetmeyeceksem. Onun için havasın orucu olarak tarif edilse bile ben de ondan bir şeyler tatmalıyım. Karınca kararınca orucumuz yavaş yavaş bir şiir kıvamına gelmeli. Gelmeli. Yavaş yavaş bu, evet, olmalı. Vakit de yavaş yavaş şiir kıvamına geliyor hocam. Ona cümlemi tamamlıyorum. Diye böyle dedim, lütfen. Cümlemi tamamlıyorum. Şimdi hocalarım öyle tatlı konuşuyor ki ben de insicam bozulmasın diye araya girmiyorum. Evet. Ama siz bana yapalım, merhamet eder böyle arada bir es verirseniz. Tabii ki. Hemen veriyorum size esi. Es değil, aynı zamanda ses vereceğim size. Eyvallah, buyurun. Biz iftara kavuşmak istemeyiz. Çünkü iftar bizim o zevkı, manevimizi bozar. Bunun için diyor, iftar etti, neyse hadi dünyada kalmak gibi küçük bir şey olmayacaktı ama oldu, mecburen ayakta kalalım diye. Peşinden hemen, yahu adeta bir çocuğun ağzından çıkan ana memesi gibi, hemen ona bir an önce kavuşmak ister ya, beni ne acaba, aynı zevki bana ne tattırabilir? Peşinden Peygamberimiz Ramazan gecesinin ihyasını yapmış ve örnek olarak göstermiştir. Bunun bir önemi yok. 20 rekattı, 8'di, 17'ydi, 15'ti. Bunların hiçbir önemi yok. Allah Resulü'nün örnekliği, Ramazan'ın gecelerini değerlendirin, ihya edin. Bunun bir kısmını namazla yapın. Evet. Teravih peşinden geliyor diyor. Orada kaybetmek üzere olduğu zevki manevi teravihle beraber yeniden devam ediyor. Söz sizde, buyurun. Hocam zaten şunu bir çözebilsek mevzu hallolacak. Yani orucun imsakla iftar arasında tutulan bir şey değil de, oruçlu halinin iftarla imsak arasında da devam edeceği bir Ramazan. Arzulanan bu. Hani evet, bazen duyuyoruz da bir iftar olsun ben sana sorarım diyor kızdığı. Hani iftardan sonra diyor, neyse ben bu işin hakkını vereceğim sana. Halbuki oruçluyken yapamadığını iftardan sonra da yapma. Hiç yapamayız. Hiç yapma. Yapamaz. Bunun için gelmiyor mu Ramazan? Sevgili Bahadır abi. Buyurun üstad. Şimdi bir güzel eser dinleyeceğiz ama o güzel esere sizin okuyacağınız bir şiirle gitsek. Olur. Ben aslında benim sunduğum programlarda sizin şiir okumanıza çok taraftar değilim. Neden? Güzel bir sesiniz var. Hani ola ki seyredenler ya da kanal yöneticiler, yahu bu adam varken biz niye Serdar Tuncer'e bu programı sunduruyoruz diyebilirler. Üstadım, ne kadar güzel okursak okuyalım sizin gibi okumamız mümkün değil. Bakın duyun. Bak, kendisi söylüyor. Bizzat. Estağfurullah. Keyifle dinleyeceğiz. Cenab-ı Hak böyle o kadar güzel bir ses vermiş ki hakikaten dinlerken bir dakika diyor. Bir de o Türk filmlerindeki mübarek adam sesine, Agah Ün tonlamasına da yakın değil mi? Hani gel yavrum falan. Tam o kıvamda böyle. Ses Bahadır abinin. Peşinden evet, dinleyeceğimiz ilahiyi de ben takdim edeyim. Arif ol ayine-i insana bak. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bir nutku şerifinden. Beste zannediyorum ki La Edri. Onu kaside olarak okuyacağız da. Önce Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Buyruğun Tut Rahman'ın ilahisi var. Arada yine ona ait olan o Arif ol, ayine-i insana bak. Eyvallah, eyvallah. Hangi şiiri dinleyeceğiz? Üstadım, şimdi hem yaptığımız sohbete uygun düşmesi açısından hem büyük Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin bir şiiri var. İzzetinden ayrıldığı zaman insan ne hale gelir? Bir de hemen onun ekolünü takip eden büyük şair Erdem Beyazıt'ın da bir müjdesi var. İsterseniz o iki şiiri arka arkaya seslendireyim. Çok uzun değil. Hadi dinleyelim. Öyle yapalım. Keyif ederiz. Buyurunuz bakalım. Evet. Süleymaniye'yi unutmayın. Bu sabah en az 3 saf diyoruz. En az 3 saf olsun Süleymaniye'de sabah namazında. Buyurun. Necip Fazıl Kısakürek Üstad'dan. Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme. Acı hapsettiğin sefil gölgeme. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah,
Günah, hasat yerinde demet. Merhamet, suçumdan aşkın merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepenk, gözyaşı döksem Nuh tufanına denk. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem, aynalar yolumu kesti diyor. Yine büyük üstad Erdem Beyazıt Diriliş şiirinde bize bir müjde veriyor. Diyor ki, ey bir emre hazırlanan simsiyah gecede, karanlığı emip emip de gebe kalan, ey her depremden sonra biraz daha doğrulan, herkesin veba girmiş bir şehrin hem halkı hem seyircisi olduğu bir günde, ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke, her damlası bir zafer müjdecisi, bir posta eri gibi, yağmur yüzümüze değince çıkacağız yola. Çıkacağız yola hesap günü gelince. Yağmur yüzümüze değince, güneş bir mızrak boyu yükselince. Ehlinin viranlığı
Bazen programda ilahi okuyorsunuz ya, o zaman bu programın sunucusu olduğuma üzülüyorum. Diyorum ki keşke bu programın seyircisi olsaydım da, evde ben bu ilahileri ekrandan dinleyip seyretseydim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Artık kayıtlarla telafi edeceğiz hocam. Çok mütevazısınız. Eyvallah. Allah'tan. Bu arada ben şu hatırlatmayı yapayım.
Hocam da bahsetti teravihten. Siz de Süleymaniye'de az saf oluyor dediniz. İnşallah o da çoğalsın. Bir vesile olsun gayesiyle. Cuma günü 26'sı, 26 Haziran akşamı inşallah burada Süleymaniye Camisi'nde Enderun usulü, bir başka deyişle Osmanlı tavrıyla veya eski İstanbul tavrıyla Enderun usulü teravih kılacağız inşallah arkadaşlarımızla. Eyvallah. Şimdiden söyleyelim ki. Duyurulur. Hani Allah için yani uzaktan gelmek isteyenler olabilir. Ecdat nasıl kılıyormuş diye görmek için en azından. Yine bunun sohbetini yapacağız inşallah. Cuma akşam dediniz değil mi? İnşallah. Evet. Cuma akşam inşallah efendim bekliyoruz. Bu arada ben bir kez daha. 26'sı yalnız. Nasıl? Yani cuma akşamı deyince perşembe anlaşılabilir. Cumayı cumartesiye bağlayan. Cumayı cumartesiye bağlayan akşam Süleymaniye Camii'nde Enderun usulü teravih kılınacaktır efendim. Arz ederiz. Bu arada ben bir kez daha davetimi yineleyeyim. Yakın civarda, çevrede oturanlardan, gecenin bu saatinde İstanbul'da oturan herkesedir aslında bu davet. Eğer imkanınız var ise, eşinizi, çocuğunuzu alıp Süleymaniye'de bu sabah en azından 3 saf oluversin diye camiye gelmenizi rica ediyoruz, istirham ediyoruz efendim. Bekar kardeşler, ha eşimiz yok, çocuğumuz yok, oturalım demesinler. Onlar da çıkıp gelsinler. Allah gecinden versin. Bir gün nasıl olsa evleneceksiniz. O gün eşinizi çocuğunuzu da alır gelirsiniz. Ama bugün bekarda caiz. Bekliyoruz inşallah Süleymaniye Camii'ne. Bu sabah vaktinde arkadaşlar kapıları açtırmışlar. Gelen aileler var. Onları görüyoruz diyor. En az 3 saf inşallah olsun bugün Süleymaniye'de. Ramazan sonuna kadar artıracağız bu usulü. İnşallah. Hocam ilahinin içinde geçen sözlerden hareketle bir şey soracağım. İlahi ente maksudi ve rıdaike matlubi. Cenab-ı Hak bu kıvamda bir ömür yaşamayı hepimize nasip etsin. Amin. Allah dostları demişler ki amel-i salih denen şey furudat değildir. Evet. Namaz, oruç, zekat, hac bu zaten yapman gereken. Bunun dışında kalan helal dairede Allah için yaptığın her şeydir amel-i salih. Bu da bizi insan kılmaya yardımcı olacak vasıtalardan birisi galiba. Azıcık eyvallah. Buradan bahsedelim mi? Amel-i salih şöyle de tarif ediyorlar. El amelü salih ma yurdi el halka vel halaik. Allah'ı ve yarattıklarını memnun eden, razı eden, onların yaratılış gayesine uygun yapılan her hizmet, her eylem, her iş ameli salihtir. Allah'ı evet. Ve yarattıklarını memnun eden. Evet. Evet. Yaptığınız iş Allah'ı memnun edecek. Allah yarattıklarının rahat etmesinden, huzur bulmasından razı olur. Allah'ın zulme rızası yoktur. Onun için zalimleri sevmez. Mazlumları sever. Böyle enteresan bir ölçü hep var değil mi? Mesela men la yerham la yurham diyor. Evet. Allah'ın size nasıl muamele edeceğine bakın, merak ediyorsanız bugün yarattıklarına nasıl muamele ettiğine bakın diyor. Evet, evet. Ve ihmal ettiğimiz bir taraf sanki. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Onun için herhalde vaktimizin sonuna doğru son geldi. Son 2-3 dakika diyebilirim. Evet. Bana tabii ne kadar düşeceğini bilmediğim için Bahadır Hocam da var. Yok yok buyurun hocam. Ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Peygamberimiz insan onurunu, insanın nasıl izzetli olması gerektiğini öğretti. Fakat ben programa gelirken de çok düşündüm. Müslümanlar olarak biz bugün özellikle İslam coğrafyasına baktığımızda özellikle kadına şiddetin doruğa çıktığı bir cemiyette yaşarken onurdan ne kadar bahsetme hakkına sahibiz? Müslümanlar olarak buna kimi inandıracağız? Kendimiz inanabiliyor muyuz acaba? Bugün Müslümanların yeryüzünde onursuz davranışları, izzet kalelerinin yerle bir olması sebebiyle insanlar irtidat ediyor maalesef. Dinden çıkıyor. Müslümanlık buysa ben yokum diyor. Ve şehitlere her gün övgü yağdırıyoruz. Her gün özeniyoruz şehitlere. Niye? Şehitlik çünkü izzetin zirvede olduğu bir tavırdır, bir davranıştır. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Evet, amin. Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Peygamberimizin bir duasıyla
kendime ait olan vakti bitirmek istiyorum. Şöyle yapalım hocam. Ben bir teşekkür edeyim size ve Bahadır Bey'e. Sizin duanızla temcide geçelim ve duayla bitirmiş olalım bu sureti. Ne güzel, ne güzel. Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocam bizimle birlikteydi. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz teşekkür Eyvallah. Ediyoruz. Ve Bahadır Yenişehirlioğlu, sevgili ağabeyim, yazar ve şiirleri böyle güzel seslendiren bir güzel gönül. Allah razı olsun. Teşekkür Sizden ederiz. De, sağ olun. Çok sağ olunuz. Sevgili hocam, sizin duanızla gideceğiz. Peşinden temcit diyeceğiz efendim. Yarın Allah nasip ederse buluşuncaya deyin. Allah'a ısmarladık. Bizi ve ümmetin mazlumlarını da dualarınıza katıverin lütfen. İnşallah. Buyurunuz hocam. Efendim, Peygamberimiz zaman zaman damardan iğneler yapıyor bize. Dualarında da bunu hissediyoruz. Konumuzla uyum içerisinde olan bir duası şöyle. Buyur. El açıp amin diyelim. Ya Rabbi, bana mal vereceksen huzurumu alma. Amin. Ya Rabbi, bana güç vereceksen aklımı alma. Amin. Ya Rabbi, bana makam vereceksen tevazuumu alma. Amin. Ya Rabbi, fakat bana tevazu vereceksen onur ve vakarımı alma. Amin. Amin. Amin Allah'ım. Buyurun hocam. Ya Hazreti Mevla, Mevla'l mevali, entel kerimul baki ve entel rahimu. Ya Allah, Allah, Ente allazi teferratte bil fadli vel kerami والعلا يا رحمة إله واحد رب تعالى هو الله البديع الحق العلا سبحان من تاب على آدم بعدما عصى فاجتباه ربه ورفع إلى السماوات العلى سبحان من خاتم الأنبياء بمحمد المصطفى فداه أبي وأمي كما الخليل إسماعيل فَدَا اللَّهُ يَا حَزْرَةِ مَوْلَا لا إله إلا
ilahe illallah. Evvel Adem Safiyullah ya Mevla. Allah ya Hazreti Mevla. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah hakkan ve sidkan. Ve salli alen nebiyyil Mustafa Ahmedun el Hadi ve aleyhi sena. Allah ya Hazreti Allah'a emanet.
Zamanın renklerini gündüz olduğu kadar gecenin içinden de getirir bize Ramazan. Kimi nöbetini bitirir bu heyecanla, kimi derin uykulardan uyanır. Ve gece tebessümlü uyanışlarla bölünürken gönül kapıları bereket vaktine açılır.